Efendim merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir nostalji serisi arkadaşlar. Vice City oynayacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bu arada oyunumuz 60 FPS. Normalde 30 FPS oluyor Vice City oyunu. Ama biz bunu birkaç düzenlemeyle 60 FPS yaptık. Biraz daha HD. Ayarlar son seviyede. Umarım hoşunuza gider. Haydi bakalım başlayalım. Arkadaşlar görüntü çok güzel bence. Vice City'ye göre çok eski bir oyun biliyorsunuz. Tabi anlatmama da çok gerek yok. Herkesin bildiği bir oyun. Bakalım neler olacak. Nostalji şerimiz devam ediyor. Haydi bakalım. Şu aracımıza bir atlayalım. Bizim klasik araç bu. Seri seri görevleri yapacağız. Para kasacağız arkadaşlar. Bu arada oyunun sesi biraz fazla gibi. Şöyle biraz kısalım. Gene az olursa açarız diğer videoda. Hemen şuradan ilk görevime doğru gidiyorum. Otelde başlıyor. Görüntü şahane bu arada arkadaşlar. 1920'de oynuyoruz tabii ki de. Haydi bakalım. Kayıtlarımızı şu daireden alıyoruz. Oyun kayıtlarını. Görevleri de pembe daireden başlatıyoruz. Tommy! Tommy, it's been too long. I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! Lan bir sakin ol, bir dinle, bir konuşalım yani. Hemen benim param falan. You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with. Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But evet. Şimdi arkadaşlar oyunun başında kısa bir senaryo vardı, gösteriliyordu. Ben size ufaktan bir anlatayım. Biz normalde işte para karşılığı bir mal alacaktık. Fakat bunu alamadık. Daha doğrusu dolandırıldık. O para da emanetmiş. Şimdi oyunun hikayenin ilerleyen kısımlarında o parayı kimin çaldığını vesaire bunları öğreneceğiz. Hemen şu L kısmına, avukatımıza bir gidelim. Bir konuşalım bakalım. Ne diyecek? Durum nedir? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Bu arada araç bayağı bir hızlı yani. Hacı Murat gibi bir şey bu ama efsane yani. Haydi bakalım. Bu arada çaylarınızı, kahvelerinizi Go hazırlayın get some sleep, arkadaşlar. he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then we're gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think, let me think, let me think. Oh,
There's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Ne kadar çok konuşuyorsun ya. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Yani oyunda da mı öyle abi? Kıyafete göre adam mı seçiyorlar? Gerçi bir partiye gidiyorsun, bir şeye gidiyorsun. Tabii bir adam gibi giyinmen lazım tabii. Sokak kıyafeti olmaz. I like this shirt. Haydi bakalım. Rafael elbise mağazasına git ve göreve uygun bir elbise al. Radarımızda arkadaşlar bu arada facecam'i sağa çektim. Normalde hep solda oluyor. Radar olduğu için sizde rahat görün diye. Hemen şuraya bir kenara çekelim. Bu bölümü biliyorum ya. Burada motor falan geçiyor böyle. Motora bineriz olmadı. O motorların hastasıyım ben çünkü. Yanlış hatırlamıyorsam. Abimiz janti oldu ha. Şu motoru bir alalım. Normalde almıyorum ben bunu da. Albayın botuna git. Hadi bakalım. Vallahi kusura bakma paşa ya. Motorun harika. Yapacak bir şey yok. Uzatalım şöyle yolu. Lan. Çok pardon. Yani biraz dengesiz sürdüm. Çok hızlandığın zaman biraz sıkıntı oluyor. Space'e basmak lazım aslında. Evet, mekana geldik. Haydi bakalım neler olacak. Arkadaşlar telif olayı olabilir müziklerden dolayı. Ara sahnelerin bazılarını geçmek zorundayım. Bizim motorumuz vardı burada. Nereye gitti bilmiyorum. Hemen şuradan bir araç alalım. Şimdi albayın kızı bu arkadaşlar. Albayın kızını kulübe bırakacağız. Buradan sonra da albay bize görev vermeye başlayacak güvendiği için. Az çok biliyorsunuzdur hikayeyi. Tabi oynadıkça da sizler de hatırlayacaksınız. Araba da araba ya. Yani bastığın zaman gidiyor. See you around, handsome. Yakışıklı falan hayırdır yani. I'm sure you will. Eminim öyledir. Evet. İlk görevimiz tamamlandı. Paramızı aldık. 100 lira. Sokak kıyafetin kayıt evine geldi diyor. Kayıt evinden önceki kıyafeti alabiliyoruz artık. Hemen bir avukatla görüşmem gerekiyor. Bir gidelim. Bakalım neler olacak. Ah, well I hope you're having a good time because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this limey, some music industry slimeball, goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Hemen şimdi bir Malibu'ya gidelim. Kent Paul'la görüşmemiz lazım. Bir arkadaşı sorup çıkacağız. Haydi bakayım. Bazen arabalar böyle düz gidiyor, bir anda dönüyor, o beni var ya kıl ediyor yani.
Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know why? I'm looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor, Andy. Bizi şefe yönlendirdi. Hemen bir gidip şefle konuşalım. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Şefle konuşmaya hiç gerek yok. Az çok hatırlıyorum yani oyunu. Direkt şefin üstüne süreceğim arabayı ben. Şef yamuk yapıyor çünkü. Yani şöyle yaptığınız zaman kesin çözüm. Lan araba gitti bu arada. Şimdi bu adamın yerine bu telefonu kullanacağız biz artık. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, hikayede chill. Bize yardım edecek karakter. Come on, what you want, brother? Oh yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Şefler geldi. Follow me. Oğlum sizi affeder miyim ben lan? Bıçak bıçak hayırdır yani. Ya yemin ediyorum özlemişim şu oyunu ya. Vallahi bak. Şu dondurma şeyi falan oluyor. Onların falan hepsini alacağız arkadaşlar inşallah. Lan. Bir dakika. Bu vurduğu anda var ya. Düşürür direkt yakalar yani. Açma bir dakika. Polisler sıkıntı, uzak duracağız. Elimizden geldiğince. Şimdi silah dükkanını bize tanıtacak bu arkadaş. Tabi bir mevzuya falan gideceğimiz zaman yelek almamız şart arkadaşlar. Hemen ölürüz yoksa. Hile de kullanmamaya özen göstereceğiz. Hile yok. Haydi bakalım. Bir dakika ben bir geçeyim. Hemen şurada. Evet, buradan da silahlarımızı alabiliyoruz. Hemen otele şuradan. Tabii canım tabii, benim de gözüm üstünde. Evet, şu anda 300 liramız var, 300 lira cepte. Bir arabamız olsa iyi olurdu aslında. Hemen şuradan bir araba bulalım. Avukata tekrar bir gitmemiz gerekiyor. Ha, şu telefonu bir açalım. Are you now? You okay, Leo? You sound kind of different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Şimdi bizi arkadaşlar şef sanıyor. O yüzden sesin ince geliyor dedi. Az çok zaten hikayeyi anlayacaksınız. Biz bir gidelim, bir avukatla görüşelim. Şu motoru çok severim ya. Evet. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Oldu lan, pantolon mu yırtıldı? Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds.
jürileri tehdit edeceğiz. Yani amaçlarından geri çevireceğiz. Sanıyorum iki tane jüri var. Ulan yavaş sür. Ayı. Dumb Florida moron. Benim motorum vardı. Nerede ya? Şurada. Şu yakın olana bir gidelim. Hemen. Motoru da efsane bu arada. Arkadaşlar şöyle gidebilen var mı? Belki vardır bilmiyorum da. Şimdi şöyle yapacağız. Ya böyle. Tamam şimdi bir araca zarar verelim çıkması için. Şuraya da bir alayım şöyle. Heh. Şu ön taraf bayağı sağlam duruyor. Abi bir çekilin şuradan ya. Üf, niye bunlar burada bekliyor? Stop acting so hard. You want some mommies? Here's my card. Oh please God, someone help me. You know he's not guilty. Yani böyle korku veriyoruz işte. Bir kişi daha var. Hemen bir ona gidelim. Nerede bir bak benim motor gene gitti. Şu polis bir çıksın şuradan da ha. Şimdi araca bindiğim zaman hemen şey yapacak çünkü. Bunun da lastikleri patlakmış da neyse arkadaşlar idare edelim artık. Aslında motor güzeldi. Haydi bakalım diğer jüriye doğru gidiyoruz. Hemen şu araca da bir el atalım. Arabada çok yani sıfırmış, temizmiş. Bak daha yeni cila boya attırmış belli. Neyse yapacak bir şey yok yani. I can't believe this is happening. You remember Giorgio? Remember he's innocent? Evet, bu görevimiz de tamam. 400 lira cepte. Aha, motor sesi. Paşa sen in de az da biz takılalım be. Arkadaşlar bu oyunu seri oynamak lazım. Böyle yavaş mamış olmaz yani. Hadi orayı kurtarırsam güzel. Bak bunda arka kalkmıyor. Bir dakika. Hadi. Diğer motorlarda oluyor da. Bunda öyle gitmiyor pek. Az daha çarpıyordum. Güzel. Açalım telefonu. Hey, Donnie,
reliable people. Don't be an unreliable person, Tommy. Please, do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. Parası giden arkadaş ilk bölümdeki. Şimdi jüriler tamam. Tommy, any progress? No. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Partiye gitmiştik. Partiye katılanlardan birisi bu. We got other things on our mind. I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay. What could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Rob Hills for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Benim uğraya bir uğrarsın diyor. These pricks anyway. Lawyer pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. Güzel, motorum burada. İşçi kıyafeti alacağız arkadaşlar. Bak motora binince de sürekli motor çıkıyor karşına. Eight be. Güzel. Abi bu kıyafete şu motor gider. Baksana. Mekan biraz uzak galiba. Tamam, şuradan dönelim. Oraya kaçırdım o köprüyü de. Ulan yağmur bastırdı. Hemen şöyle bir 4 tane işçi öldürmem lazım. Ayaklanma çıkartacağız. 2. Sakın deneme bile vurmayı. 3. Yo 4 mü oldu lan? Yanlış saydık herhalde. Yo 3 tane vurdum. Mevzu çıktı. Güzel, mevzu bu kadar. Yalnız o varili bayağı bir uzak şey yapmışlar. Şimdi o şapkalı amcamızdan görev alabiliriz. Görev açıldı arkadaşlar. İlk görevimizi bir alalım. Bu arada motoru bayağı bir kayıyor. Yağmur başladığı için. Bak hem de nasıl kayıyor. Arkadaşlar arayan albay, o parti veren kişi, o da tabi C diye geldi bakın radara, o da görevler verecek bize. Şimdi biz isterseniz hemen şuradan bir ilk görevi yapalım.
Bir de burada helikopter görevi var arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki, zor bir görev o helikopter. Bayağı da bir insanı sinirlendiriyor. Onu sonlara doğru bırakabilirim. Öncelikle bir para katalım. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No, thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. Tamam, şimdi bir golfçu kılığına girmemiz lazım. Adamımız golf oynuyor çünkü. Önemli bir şahıs yani. Onu düşürmemiz lazım. Silah olmayacağını söyledi. Bakalım bir şekilde artık. Yalnız çelik yelek alsam ben iyi olur arkadaşlar ya. Silahçıya falan bir yere gidip. Silahçı da radarda gözükmüyor. Neyse ben bir şuradan kıyafet alayım da. Bir bakalım ya. Eğit yürüyüşüne be. Is this me? Nice ass baby. Tövbe tövbe. Şimdi ben haritaya baksam bir silahçı var aslında, gözüküyor. Yani bir armor alsak iyi olur arkadaşlar ya. Silahçıya gitmem lazım. Çünkü şimdi oraya gittiğimiz zaman silah kullananlar olacak. Şuradan bir daha bir haritaya bakalım. Böyle de gidebilirim ama biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. Yelek lazım. Neredeydi lan silahçı? Şurada bir aradaydı galiba. Hızlı bir şekilde gidelim. Sıkıntı olmasın. Sağlama alalım yani işimizi. İleride olması lazım. Umarım görev iptal olmaz galiba. Süre yok. Evet, ileride silahçımız. Motorunda maşallah var şimdi. Sesi falan ciğerden çıkıyor. Evet, silahçıya geldik. İnşallah armor vardır. Zaten silah alamayacağız yanımıza ama en azından belki armorla girebiliriz. Şöyle duralım bir. Tamam. Çok güzel. Armor'u aldık arkadaşlar. Şahane oldu. Armor gerçekten fark ediyor. Şimdi ateş ettiği zaman adam hemen ölmememiz için. Hemen şuradan bir yaralım hızlı bir şekilde. Birçok satılık daire var arkadaşlar. Onları da alacağız. Kayıt için vesaire. Evet, mekana geldik. Hadi bakalım bir giriş yapalım mekana. Ya silah almak yasak aslında. Adamlarda da eminim silah olmayacak da biz gene de, evet, armorumuz üzerimizde kaldı arkadaşlar. İyi oldu. Golf sopası ile bitireceğiz işi. Bakalım. Umuyorum sıkıntı çıkmaz.
Selamünaleyküm. Bir eski dostumu ziyaret edeyim dedim. E hani abi şey golf sopası hani çekiçle mi gireyim adama? İn lan aşağı. Who is this guy? Boys, deal with him. Get him to that psycho. What was your tea time? İn lan arabadan. Oğlum bir dakika, bir çekelim mi? Bir saniye. Ey Allah'ım ya. Lan kaçıyor adam. Dur. Bir dakika, bir dakika. Ulan ben sizin var ya. Neyse şunları ben patlatayım da ben o adamı tutarım ya. Dur dur. Sanki çarpışan araba sürüyoruz arkadaşlar. Hadi. Onu benim devirmem lazım. Onun aracı sakat da bir şey yapmam lazım, şöyle ters döndürmek lazım onun arabasını. Ulan. Arkamda da 5 tane 6 tane adam var. Lan. Düştü mü? Düştü o. Güzel. E benim peşimi bırakın artık, adamınız öldü yani. Bak telefonla konuşmama da izin veriyorlar. Şimdi benim güzel kurtardım. Evet artık gidebiliriz. Görev tamam. Kaza süsü verdik arkadaşlar. Yani arabayla çarptım, düştü yani. Yapacak bir şey yok. Yalnız çelik yelek gerçekten fayda sağladı. Şurada bir uçma yeri vardı sanki. Oradan uçsak şu. Güzel. Şöyle bir de bir kıyafet yenilemesi yapalım. Ha. Arkadaşlar bu sefer Alban'ın yanına gidelim. Yani C harfine gideceğiz. Güzel kurtardım oradan. Şuradan bir atlayış yaparız ya. Ne diyorsunuz? Hadi kurtarırsın. Oo, güzel kurtardım oradan. O duvara tosladığınız zaman sıkıntı. Ön kalkmıyor bu arada, hızlı gittiğimiz için. Spor da yaptıralım da ayağının kaslar güçlensin. Ya olmadı şimdi bu ya. O kadar akrobasi yaptık, bir şeyler yaptık yani. Neyse olacak, alışacağız yavaş yavaş. Evet, mekana geldik. Bakalım ne görev verecek bize. Mr. Versetti, Colonel, thank you for Yalnız albayın mekan bayağı coming. güzel. Lobster. No, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to. Gonzales'i öldüreceğiz. Testereyle. Albay'a terbiyesizlik yapmış, ayıp etmiş. Tamiciğim kardeşim, sen hani bu iş sana layık dedi. Tabii ki de bana layık.
parayı veren düdüğü çalar hesabı arkadaşlar. Haydi bakalım. Şunun mekanına bir gidelim. Ya. Ulan öküz herif. Ne biçim taksi kullanıyorsun? Bir de taksici olacaksın. Bak motor, bak motor ne oldu ya? Duman atıyor bak. Gördün mü motor? Duman atıyor. Ulan ne insanlar var ya. Vallahi billahi. Ehliyetim var diye geçinir bir de. Oğlum yavaş sürün biraz lan. Gerçi biz de yavaş sürmüyoruz ama. Malibu'nun ilerisinde sanıyorum mekan. Lastik sıkıntılı, benlik bir şey yok. Evet, mekana geldik arkadaşlar. Haydi bakalım. Nerede lan o adam Gonzales? Oğlum. Lan ben niye zıplamıyorum buradan? Bak kaçtı adam. Oh sweet Jesus. I've wasted my life and my looks. So my nail fell off, but the waiter found. Stand still and I'll make it quick. Seni çakma Gonzales. Gel bakayım buraya. Koşamıyorsun da bak kilodan. Kilodan koşamıyor. Zayıf atik olsan koşardım. Ben şunun bir aklını alıvereyim. Şuradan bir araç alsak güzel olur. Ulan arabaya bak ya, çok yavaş bu araba. Ha, şu yıldızı bir alalım arkadaşlar. Güzel, biri düştü. Neyse aracı boyatacağız galiba. Güzel. Bu araba da güzel oldu ha şimdi yani. Arkadaşlar video süresini bilmiyorum ne kadar oldu ama yeterli olmuştur eminim. Yani en düşük 30 dakika 40 dakika. Duruma göre 1 saat bile olabilir. Hikayelerimizin serileri dakika süreleri bu şekilde olacak. Bilginiz olsun. Şimdi yavaştan biz otelimize gidelim. Kayıt alalım. Oyun kaydı arkadaşlar. Orada bırakacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yani eski bir oyun ama grafiklerini biraz düzeltmeye çalıştım. Yani birkaç fix dosyası falan attım. Dediğim gibi 60 FPS oyun şu anda. Bu kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. Eski bir oyun. Ama bence tatmin ediyor insanı eski oyun olduğu halde. Gayet güzel ışıklandırmalar falan. Harika yani. Ben şöyle otele gidelim. O güzel yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin arkadaşlar. Abone değilseniz bir abonelik alırım. Güzel olur. Şöyle park edelim. Evet şuradan ilk kaydımızı yaptık arkadaşlar. İkinci bölümde buradan devam edeceğiz. Bakalım avukatla ne olacak? Albay görev veriyor. Neler olacak? Ne kadar biriktireceğiz? Nelerle karşılaşacağız? Ben de merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.